588. P oturmasında bu hafta halen Kırşehir F tipi hapishanesinde tutulan hasta mahpus Süleyman Ayaz'ın durumunu paylaşıyor. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası Diyarbakır F tipi yüksek güvenlikli hapishanesinden tek kişilik hücre tipi Kırşehir S tipi kapalı hapishanesine sürgün edilen Ayaz'ın bu hapishanenin koşullarına bağlı olarak nefes darlığı başta olmak üzere şikayetleri artmış, ciddi kilo kaybetmiştir. Ekonomik nedenlerle ziyaret için Kırşehir'e gitmekte zorlandıklarını belirten annesi, Süleyman'ın kemik erimesi var ama tahlilleri için hastaneye götürmüyorlar. Diyarbakır'dayken oğlumun kilosu iyiydi. Kırşehir'de epeyce zayıflamış. Erimesinden kaynaklı olarak kemik testi yapılması için dilekçe vermiş ama hapishane iradesi dilekçesini reddetmiş. Süleyman, tedavi hakkının yaşam hakkını tehdit edecek oranda ihlal edildiğini söylüyor. Haksız, hukuksuz bir şekilde hapsedilen Süleyman'ın serbest bırakılmasını istiyoruz demiştir. 588. F oturması kapsamında bu hafta mahpus Süleyman Ayaz, bütün ağır, hasta, engelli ve yaşlı mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve ve kamuoyuna duyarlılığa çağırıyoruz. Süleyman Ayaz serbest bırakılır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Cumartesi insanları ve hak savunucuları AYM'nin kararı hiçe sayılarak, hukuk ayaklar altına alınarak ters kelepçeyle gözaltına alınmıştır. 22 kişinin gözaltına alındığı Galatasaray oturması, ters kelepçeyle gözaltına alınan insanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ters kelepçe işkencedir. Bu hukuksuzluğa son verilmelidir. Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır. Galatasaray Meydanı, Cumartesi annelerinindir. Galatasaray Meydanı herkesindir.